Merhaba arkadaşlar, yine plansız programsız olan bölümlerden biriyle karşınızdayız. Bu sefer dilim döndüğünce yüksek lisans ve doktora nedir onu anlatmaya çalışacağım. Çünkü şimdi şeyle iki parçası olacak aslında bu anlatının. Bir tanesi hani bulunduğum yer hakkında bilgi vermek şey açısından. Hani siz de orada yapmak isterseniz, ben Bilkent Üniversitesi'nde şu an doktora yapıyorum. Hani siz de aynı okulu düşünüyorsanız buranın şartları ile ilgili bazı bilgiler içerecek bu video. Onun dışında genel olarak da yüksek lisans veya doktoraya başlarken böyle çok derste anlatılmayan etrafınızdan da zamanla öğrenebileceğiniz kısımlar da var. Onlardan da bazı şeyler içermeye çalışacak. Tabii oturup bunu planlayıp programlayıp yapması biraz uzun sürerdi. O yüzden her şey bütün olan bir bölüm değil. Öyle bir bölüm olmayı amaçlamıyor ama hani belki sonra gerekirse ek bir bölümle eksiklerini de gideriz. Hani şey lisans üstü falan, yüksek lisans, doktora bunların Türkçe adlarıyla bunlar nelerdir gibi de kısaca baktım şimdi. Lisans üstü üniversitede şimdi gittiğiniz zaman 4 yıllık veya bazen 2 yıllık oluyor. Onun sonrasında da lisans üstü diyorlar mı emin değilim ama 4 yıllık bir bölümü bitirdikten sonra devamında üniversitede yapabileceğiniz her şey lisans üstü diyorlarmış anladığım kadarıyla. Bunlar yüksek lisans veya diğer adıyla master olabiliyor. Doktora veya sanatta yeterlilik demişler. Yüksek lisans, master. Burada hani biraz daha sizi alanınızda uzman hale getirmeyi amaçlıyor. Mesela ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Ama sonradan farklı bölümlerde de yüksek lisans yapabiliyorsunuz. İletişim tasarım bölümünde bir yüksek lisansa başlamıştım mesela. Ben onu bitirmedim. Neden bitirmedim kısaca şey yaparım sonra belki ama sonra mesela bilgisayar mühendisliğinde tekrar oraya geri döndüm. Yüksek lisansı bitirdim. Şu an doktoradayım. Devam ediyor. Farkı nedir diye baktığınız zaman aslında master yani yüksek lisans biraz daha hafif bir süreç. Ve yani sizden böyle yeni dersler almanızı bekliyorlar. Bir tez yazmanızı bekliyorlar. Ama bu tez böyle çok kapsamlı olmak zorunda değil. Tez dediğiniz nedir diye baktığınızda da aslında tez hani bilimsel, akademik şeye, camiaya bir katkıda bulunacak bir proje olabilir veya bir teknik olabilir. Yani hani hangi bölümde yaptığınıza göre değişecektir elbette. Hani matematikte yüksek lisans yapıyorum, yeni bir teorem buldum demezsiniz muhtemelen. Çünkü hani matematikte yeni bir teorem geliştirmek zor bir şey. Ama işte bilgisayarda biraz daha kolay o tarz konular. Hani yeni bir teknik oluşturmak veya yeni bir sistem, hani var olan parçaları kullanan ama böyle bir birleşim ilk defa yapılmış. Onun ortaya çıkartılması ve test edilmesi gibi konuları içeren şeyler bir tez konusu olabilir mesela. Ve bu teze dayalı bazı akademik yayınlar yapmanız beklenebilir. Ama yüksek lisans seviyesinde çok da zorunlu olmayabilir. Doktora seviyesinde ise bunu bu sefer zorunlu tutuyorlar. Baktığınız zaman doktora ile yüksek lisans da aslında bizim okulda aynı dersleri alıyorsunuz. Yani hani lisans seviyesi dersler var, yüksek veya lisans üstü seviyesi dersler var bir de. Bu lisans üstü seviyesi dersleri isterse lisans öğrencileri de alabiliyorlar. Ama hani notları iyi olacak ve hani önceden bir hoca ile konuşacaklar. Belki işte fazla bir ön bilgi gerektiren bir ders olabilir veya bazı dersler proje odaklı. Lisans öğrencisiyle veya lisans öğrencisine fazla yük bindirecek şekilde ise kabul etmeyebiliyorlar ama öyle bir ders havuzunda bütün farklı seviyelerdeki ama buradaki seviye tabii lisans mı, lisans üstü mü farklı seviyelerdeki öğrencilerin alabileceği dersler bütünü var. Yani yanınızda siz normal dersi alırken doktora öğrencisi olabilir, yüksek lisans öğrencisi olabilir, normal lisans üstü öğrencisi de bulunuyor olabilir. Yani dersler açısından bir fark yok aslında. Ama öte yandan şimdi hani şeyde de aslında master'da da gerekiyor. Master'da ve doktora da asistanlık yapıyorsunuz normal bir lisans öğrencisinden farklı olarak. Lisans öğrencisiyken de bizim okulda mesela tutor adı verilen asistanlara yardım eden daha alt, ufak asistan, küçük asistanlık görevi yapabiliyorsunuz. Onun karşılığında bir ödenek alıyorsunuz. Yani yapmanız gerekenler oluyor işte. Labda geliyorsunuz, geziyorsunuz, belki bir şeye bakıyorsunuz falan. Öyle gezip tozma anlamında değil de öğrencilere yardım ve ne yaptıklarına bakma amaçlı. Ama bunu yaparken tabii mesela not verme sorumluluğu doğrudan sizde olan bir görev değil.
Bunu lisansta yaparken, lisans üstünde yaparken hocanın artık şeyine göre, size ne kadar yük vereceğine göre veya sorumluluk vereceğine göre bazı dersle alakalı işlerin notlandırmasını da yapabiliyorsunuz. Yani bu genelde lab veya proje odaklı kısımlar olabilir. Ama ödevler de öte yandan mesela işin içine giriyor. Hani hocanın şunu oku dediği şeyleri okumanız ve notlandırmanız gerekecektir. Hani bu da aslında ek bir ders olarak her dönem eklenen akademik practices, işte akademik uygulamalar diye bir ders var mesela. Az sonra programa şurada bir yerde baktığımız zaman burada, dur niye bunu dışa taşıdım ki, burada görürüz. Hani her dönem eklenen akademik practices dersi nedir? Sizin asistanlık yaptığınız derstir. Tabi burada asistanlık Bilkent özelinde biraz daha farklı işliyor. Normalde başka okullarda baktığınız zaman üniversitelerde hani size böyle daha bir kadrolu asistanlık falan gibi şeyler de olabiliyor. Daha yüksek ödenekli. Bizde öğrenciye burs şeklinde ödenek veriliyor. Ama hani asistanlık yapıyorsa ona göre artıyor vesaire. Onlardan da biraz bahsedeceğiz. Ama bu doktora kısmında işin biraz daha hani bilimsel kısmına atıf var aslında. Sizden bir akademik seviyede iyi bir yayın çıkartmanız da bekleniyor. Yani mezun olabilmek için aslında doktora da baktığınız zaman 3 şart veya hatta 4 gibi de diyebiliriz. 3 gibi 4 gibi. Master'da ne bekleniyor dediğimiz zaman derslerinizi 7 tane sanırım. Onu da şurada bir yerde yazıyordu onlar. Geleceğiz aslında ama 7 tane ne dersinizi bitirmeniz gerekiyor. Geçer bir notla. Onun dışında tezinizi tamamlamanız gerekiyor. Tezinizi hocanız, danışman hocanız kabul etmeli. Lisansüstü programlarda aslında işin büyük bir kısmı danışman hocanızla birlikte geçiyor. Yani sizin projenizin belirlenmesi, projenizin denetlenmesi ve yani proje diyorum ama hani proje dediğim şey bitirme projesi veya işte hani tezinizin değerlendirilmesi ve yani süreç boyunca bütün her şeyiyle ilgilenen hoca oluyor. Aslında bir bakıma yüksek lisans vesaire için hoca odaklı bir seçim yapmak daha mantıklı. Baktığınız zaman hani ille üniversite odaklı olmak zorunda değil. Mesela normal bir lisans programına girerken üniversite olarak bakabilirsiniz. İşte şu üniversite şurada bak daha iyiymiş falan. Şunun adı şurada geçiyormuş. Orada mesela hocalara, ayrı hocalara bakmazsınız. Çünkü bir hocadan bir ya da en fazla 2-3 ders alırsınız. O hocanın o üniversitede olması sizin için çok büyük bir artı olmak zorunda değildir. Veya o hoca zaten siz 4 yıl okurken orada olmak zorunda değildir. Belki işte sonra gidecek vesaire. Ama lisansüstü ve doktora da, daha doğrusu lisansüstü doktora içeriyordu. Bak ben isimleri çok iyi bilmiyorum. İşte bu lisansüstü programlarda işin çoğu hocanızla birlikte geçtiği için ve hani çalışacağınız alan da aslında sizin danışman hocanızın ilgi duyduğu alanlar arasından belirleneceği için hoca seçmenizde daha büyük fayda var. Ondan sonra bizim okulun, Bilkent'in, şimdi fakültenin, yani mühendislik fakültesinin bir sayfası var. Bu MFBE. Dırdın, orası büyümüyor. Neyse, buradaki link. Siz görüyorsunuzdur onu muhtemelen. Bu sayfada genel olarak fakültenin bilgileri var. Şey hakkında, lisansüstü hakkında. Yani Graduate School of Engineering and Science. Bu şey yani lisansüstü bilgilerin içerildiği bir site. Aslında mühendislik fakültesi için. Ve burada aslında geçen haftalarda bir böyle, geçen haftalar değil, geçen aylar oluyor artık. Bu tarz bir bilgilendirme sunumu olmuştu. Onun kaydını da buraya koymuşlar. Hani buradaki videoya bakabilirsiniz. Böyle hani bir buçuk saatlik falan gibi bir video. Kuruluşu falan filan ek bilgiler de içeriyor. Hatta işte şu an uzaktan devam ediyor okul. Ama uzaktan olmasaydı böyle böyleydi. Haritadan açıyorlar, gösteriyorlar. Şeyler buradan geliyordu işte neyler, öğrenciler, öğretmenlerin lojmanları buradaya kadar bir sunum. İlgilenirseniz bakabilirsiniz. İngilizce. Tabii eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce bekliyorlar sizden. Hani şey yaptıysanız bile, normal lisansı Türkçe olarak okuduysanız bile burada eğitim İngilizce olduğu için
İngilizcenizin yeterli olduğunuzu bir şekilde göstermeniz gerekiyor. O web sitesinde genel bilgilerde bakacak olursanız gereklilikler, bazı gereklilikler var. Hani bu bölümlere göre mesela ortalama değişebiliyor. Mesela işte matematik, fizik falan için 2,5 istemişler en az 4 üzerinden. Diğer şu bölümler için en az 2,80 ortalamanız gerekiyor lisansta. Onun dışında şöyle ek şeyler de var. Yani çok ek şeylerden bahsetmeyeceğim. Hani ne içinmiş, şu için falan. Master yaptıktan sonra doktoraya başlarken şu notlar geçerli ama master yapmadan doğrudan doktoraya da başvurabiliyorsunuz. Onun için en az 3 olmalı falan demiş. Ama master yapmadan doktoraya başvurabileceğiniz program çok fazla değil şu an. Hani o zaman şey oluyor, biraz daha birleşik program gibi oluyor. Sanki master'la doktorayı ikisini birleştirmiş gibi yaptırıyorlar ama o program mevcutta baktığınız zaman çok fazla bölüm için geçerli değil. Onun dışında ALES skoru. ALES zaten bir hani şey, genel bir gereklilik ama yurt dışından gelenler için şu GRE diye de bir sınav var. Yine ALES'ten baya baya pahalı bir sınav. Onda da alternatif olarak da ona girip buradan belirttikleri skorlardan kazanabilirsiniz. Mesela işte hani master'dan sonra da doktora yapıyorsanız bu kuantitatif şey miydi? Sayısal da herhalde. Sayısal da 55 almanız gerekiyormuş. Hani çok kişi alıyor galiba zaten. Sorunsuz bir şekilde. Ama İngilizcenizin yeterli olduğunu göstermeniz gerekiyor. Yeni mezun oldum diyorsanız ve mezun olduğunuz okul Bilkent ise o zaman Bilkent'te hazırlığı geçtiğiniz sınavda en az C alarak geçtiğiniz sınavı belli bir müddet sayıyorlar, geçerli sayıyorlar. Ama birkaç yıl geçtiyse siz diyorlar İngilizcenizi unutmuşsunuzdur, bir TOEFL'a falan girin. TOEFL'da da gerçi burada İBT'yi yazmışlar. İnternet based olan da herhalde. Yani TOEFL'a girerken iki farklı TOEFL var. Şey olarak. Ha tamam pardon. İBT bir de başka bir tane vardı. İBT tamam. İBT'de herhalde siz yine fiziksel sınava giriyorsunuz. Bilgisayardan olması İBT. TOEFL'ın bir de uzaktan bir versiyonu var sanırım. Kendi bilgisayarınızdan olduğu. Pardon o da değildi. Bir dakika dur dur. Şey demek isteyecektim. Bazı şeyler için TOEFL'ın YÖK'ün onayladığı merkezlerinde yapılan sınavı geçerli oluyor. Tamam, bunu demek isteyecektim aslında. O şeylerden bir tanesi de doktora ile ilgili bir gereklilikti, yanılmıyorsam. Yani TOEFL'a girmişken, hani YÖK'ün böyle onayladığı yerlerde girmenizde fayda var. Daha geçerli olur. O kadar para veriyorsunuz sınava. Onun dışında başka seçenekler de var. Herhalde. YDS'yi bir şeyde sayıyorlar mı saymıyorlar mı ondan çok emin değilim. Hani şurada böyle yazmışlar yukarıda. TOEFL, IELTS mi? Nasıl okuyorlarsa. Onlar falan demiş. YDS ile ilgili ek detaylar olabilir. İşte şey, diploma aldıysanız demiş. Bilkent'ten alıyorsanız şey olabiliyor. Hani diplomanı alacaksın. Ama siz verecektiniz, sizdeydi. Olsun, alacaksın, geleceksin falan filan. Hani çok da sıkıntı bir şey değil. Yani. Okul kendi şey yapıyor. Transkript not dökümü. Neden gelmek istiyorsun adlı bir döküman. Bölümden bölüme değişiyor bu dökümanın önemi. Yani hani neden gelmek istiyorsun'a çok güzel cevaplar yazarsınız belki ama ona bakmayabilirler. Veya çok kötü yazarsınız bakacakları tutabilir. İki tane tavsiye mektubu. Tavsiye mektubu şöyle bir şey. Hani sizi neden almalılar sorusuna destek verecek eli güçlü insanlar. Bu eli güçlü insanlar okuldan öğretmenler de olabilir. Öğretmen olmak zorunda değil ama öğretmen değilse de böyle hani babamla annem yolladı gibi seviyesinde de değil. Yani hani böyle bir okul burada hani adını duyduğu kişileri bekliyor birazcık veya hani en azından statüsünü gördüğü zaman ha tamam bunun sözüne güvenebilirim diyeceği kişileri bekliyor. Bunun önem seviyesi belki şu kendi yazdığınız mektuptan daha fazla olabilir. Hani burada çünkü siz iyi atabilirsiniz, güzel sallarsınız ama diğerinde iki kişiden aldıkları mektuplarda hani o kadar da yalan söylemezler herhalde diye umuyorlar. Sonra işte
belli tarihler var tabii başvurabileceğiniz. Ardından da bir mülakat oluyor. Mülakat da böyle hani çok bir bilgi soruları sormuyorlar. En azından bizim okulun mezunuysanız veya işte en azından böyle hani adını sanını bildikleri okulların mezunuysanız sizin o bölüm hakkındaki bilgi seviyenizi ölçecek bir şey sormuyorlar. Ne yapmak istediğinize dair genel bir konuşma oluyor. Ve aslında bu mülakat ve hatta belki de başvuru aşamasından önce size tavsiyem bizim okul için hangi hoca ile çalışmayı düşünüyorsanız onunla önceden iletişime geçmeniz ve o hocanın sizi kabul edecek olması. Çünkü başvurunuzun kabul edilmesi için önemli kıstaslardan bir tanesi sizinle çalışacak bir hoca bulunması. Danışman hocanız olacak. Hani tezinizde vesaire her şeyinizde yanınızda olacak o hocanın belirlenmesi. Yani o hocayı seçmeden önce başvurursanız sonradan seçmek biraz havada kalan bir şey. Yani herkes baştan anlaşmalarını yapmış, o hoca kimi alacağını, hangi projeyi yapacağını dahi belirlemişse o zaman hani sizin hangi hocayla çalışacağınız belli değilse birazcık daha sizi bu başvuru sırasında aşağıya atıyor olabilir. Tabii ne okula dışarıdan geliyorsanız eğer, hani kimseyi tanımıyorum, peki bunu hocalarla ilgili nasıl bilgi alacağım derseniz bu sefer en bölümlerle ilgili olan sitelere gitmenizi tavsiye ederim. Mesela bilgisayar bölümünün sitesine bakacak olursak böyle bir sayfada, sayfalarımı önceden açtım aslında hazırlıkta. Neyse bu sayfada mesela bilgisayar bölümünün sayfası ve bir yerde, nerede herhalde, şurada mıydı, neredeydi ya? Ha, şurada Graduate Programs, yani lisansüstü programlar altında biraz daha bilgi veren bir kısım var. Başvuru için site işte yine hatta buradan da öbür gereklilikler az önce baktığımız sayfaya yönlendiriyor bizi. Onun dışında da burada mıydı ya, değil miydi? Ha, An Introduction to Our Graduate Programs diye bir şey var. Şöyle bir sunum hazırlamışlar. Bazı hocaların eski, bazı hocaların yeni sayfaları var. Burada birazcık bilgi verme amaçlı. Hani çalışma alanları bunlardır. İşte tarihler bu yıl için güncellenmiş. Biraz daha özet bir bilgi. Bir mülakat oluyor sayfasında yazmışlar. Şu bu gerekiyor. Burs şeyleri. Burs konusu. Mesela bizim okulda genelde lisansüstü programlara katılan kimseler tam burslu oluyorlar. Yani okula ücret ödemiyorlar. Ama şöyle bir şey var tabii. Baktılar mesela başvurunuz, gerekli belgelerinizi falan aldılar. Belki sizi kabul etmeyecekler ama şöyle bir opsiyon sunabilirler. Hani sana %75 burs verelim, sen bize %25 para ver, seni kabul edelim gibi bazen hani özel anlaşmalar mı diyelim ne deniyorsa buna o tarz şeyler olabiliyor. Yani hani başvurdunuz muhtemelen tam burslu olacaksınız. Yani buradaki tam burs okula ücret ödemeyeceksiniz anlamında bir tam burs. Ama eğer bazı eksikleriniz varsa veya çok iyi kişiler geldi, kapasite doldu ama yine de gelmek istiyorsan şöyle gelebilirsin gibi bir seçenek size sunabilirler. O tarz opsiyonlar olacaktır. Buradaki stipend dediği hani size ödenek. Hani okula ücret ödemiyorsunuz, okul size ücret ödüyor kısmı. Okul size ücret ödüyor kısmı ile ilgili hatta şu az önce bahsettiğim buradaki şu videoda yani oradan aldım. Normalde hani böyle etrafa çok fazla kim ne kadar para alıyor falan gibi şeyler söylenmez ama madem okul kendi resmi sayfasına koyduğu şeye koymuş. Yani burada yalnız bahsederken şöyle ufak bir numara yapmışlar. Maksimum limitleri söylüyor. Şimdi öğrenciler için maksimum limit aylık 3.900 lira. Dinar değil tabii lira. Doktora öğrenciler için maksimum limit 5.000 lira. Ama maksimum limitte mi ödüyorlar? Hayır. Şöyle bir şey var. Hani normal zamanda bunun bir %80'i gibi bir miktar alıyorsunuz. Peki maksimumdan bahsetmişler. Neye göre artıp azalıyor? Normalde şimdi şöyle, asistanlık yükü var. Asistanlık yükü eğer sizin herhangi başka bir dış ödeneğiniz yoksa her dönem 2 birim asistanlık yapmanız gerekiyor. Bu 2 birimi aynı derse verebilirler. O derste sizden daha çok şey yapmanızı beklerler veya 2 farklı derse verirler. O 2 dersten hani tek birimlik asistanlık yaparsınız.
İki farklı ders olması birazcık zorlayıcı bir konu olabiliyor. Onda dikkat etmekte fayda var. Ama hani bu iki birim asistanlığınızı yapıyorsanız herhangi bir ek bir şey yapılmadıysa bu maksimumun yaklaşık %80'ini alıyorsunuz aylık. Ama şöyle bir şey var. Bazen gözetmenlik görevleri oluyor veya ek görevler oluyor. Onlara görev başına bu miktara ekleniyor. Mesela bir gözetmenlik 100-150 lira arası gibi bir şey size ekleyebiliyor. Tabii hani bundan 50 tane yapayım falan diyemiyorsunuz. Görev şeyine göre, miktarına göre dağıtıyorlar. Hani sen daha fazla almak ister misin ya da daha doğrusu daha fazla almak isteyen olursa diye bazen sorabiliyorlar. Hani bir 150 lira daha belki fazla alıyorsunuz. Onun dışında barınma desteği. Barınma desteği şöyle. Eğer okul yurtlarında, lojmanlarında vesaire kalıyorsanız orada bir eğer çalışmıyorsanız %50 indirim yapabiliyor. Hatta şurada onunla ilgili mi yazmış? Yani onun detayları da yine dönemden döneme değişebiliyor. Yurtların veya lojmanların sitesinde muhtemelen daha ayrıntılı bilgi var onunla ilgili. Bir de TÜBİTAK'tan burs alan, destek alan öğrenciler veya projeleri destek alanlar olabiliyor. O zaman okul TÜBİTAK'ın verdiği, hani normalde TÜBİTAK'tan bir burs alıyorsanız onun üstüne birazcık para veriyor. Ya okulun şöyle bir şeysi var şimdi. Siz normalde hiç TÜBİTAK'la falan ilgilenmeyip kendi okulun verdiği bursuyla devam edebilirsiniz. Ama okul da TÜBİTAK projesi vesaire yapmanızı seviyor aslında. Sevdiği için de siz TÜBİTAK'tan para alırken işte okulla aynı seviyede veya ondan birazcık daha düşük bir para alacaksanız TÜBİTAK'tan burs aldığınız takdirde okul size biraz daha ekliyor ki hani TÜBİTAK'lı olan öğrenciler normal okulun sırtına binen öğrencilerden farklı olsunlar. Öyle bir şeyleri var amaçları. İşte TÜBİTAK'lı bir şey olanlara da okulun kitabevi olan Meteksan'dan aylık bir ödeme falan gibi bir şey de veriyorlarmış. Ben TÜBİTAK bursu olmadığım için bilmiyorum çok detayını. Öyle kullanan da çok aşırı görmedim. Doktora öğrencilerine yemek kartı veriyorlar. The meal ticket is also beyond the maximum limit. Böyle de övünerek söylüyorlar. Hani şey, normal ve maksimumların üzerinde veriyoruz falan. Çok böyle aşırı karnınızı tıka basa dolduracak kadar da değil elbette. Yani okulun yemekhanesinde öğlen ve akşam yemeklerini hani her yemeğinizi orada tabildotta yiyecek olursanız yetecek bir miktar olduğunu söyleyebilirim. Ama orada bir parantez açmakta fayda var. Okulun yemekhanesindeki hani yemek ücretleri öğrenciler için hani özel ücret. Öyle bir şeysi var yani. Hani böyle dışarıda gittim aynı fiyata yemek yedim pek mümkün olacak bir şekilde değil. Ama hani böyle de bir ek var doktora öğrencilerine onu bilmekte fayda var. İşte ofis, imkanlar, yer falan diye de yazmışlar. Onları da veriyorlar. Ama hani tabii sizin ofisiniz olup da başkalarıyla paylaşıyorsunuz elbette. Ha şuna bakıyorduk pardon. Ben de diyorum neredeydik tam buna bakıyorduk da oraya geldik. O hani biraz daha genel bir sunumda yer alan bir daha detaylı slayttı. Genel sunumda daha detaylı bir slayt. Bunlar burada yine aynı benzer şeyler söylüyor. İşte ofisinizi paylaşıyorsunuz onu da demiş. Tuition dedikleri de eğitim ücretini karşılama miktarı. Hani böyle %80, %100 demiş. Hani bazen dediğim gibi bir miktar ödemenizi isteyebilirler. Değişen şartlara göre. Hani girişinizde bellidir zaten. Ama şöyle bir şey olursa mesela lisans üstü programınız normalde işte size 2,5 yıl vermişlerdir. Bitmedi. Bak bitiremedin falan yapıp birazcık öde diyebilirler. Tabii hani, aynı bu ağızda demezler de buna benzer bir şekilde. Peki bitirmeniz için ne gerekiyor kısmı? Master'da tez yazmanız, dersleri geçmiş olmanız, seminerde değil de tezi yaptıktan sonra bir sunuyorsunuz. Bir de hani bununla ilgili aslında bir seminer dersi gibi bir şey var. Yani seminer
burada ikisine birden mi karşılık geliyor çok emin değilim ama hani pardon şeyden dolayı bu derslerden 7 tane seçmeli ders var, bir de seminer dersi var, onu alın bitirin geçin. Onda da hani böyle çalıştığınız alanla ilgili tezinizle ilgili bir giriş yapmış oluyorsunuz muhtemelen. Onunla ilgili bir sunum yapıyorsunuz. Başkalarından da böyle bir geri bildirim alıyorsunuz. O tarz bir ders. Yani birazcık yeteneğinizi gösterdiğiniz. Çalıştığınız ama anlatabiliyor musunuz? Ona baktıkları bir şey. Şöyle de bir ders varmış, onu da oraya yazmışlar. Doktora için bunun farkı şunlar. QAL sınavı, doktora yeterlik sınavı. Bir de Journal Publication dedikleri bir makale yayınlama. Şimdi doktorun biraz daha ağır elbette. Ağır olmasının sebepleri derslerden dolayı değil. Şu iki eklentiden dolayı. Bütün derslerden olan bir sınava giriyorsunuz doktora da. Ve hatta şey de demiştim ya hani başladığında bilseydim ya da daha doğrusu daha böyle farkında olarak bilseydim daha farklı planlar yapabileceğim değil de ne diyeyim hani biraz daha çalışırdım diyebileceğim şeylerden bir tanesi bu QAL sınavı olacaktır herhalde. Mesela şöyle hani çok fazla kişi girmiyor buna, dönemde mesela 1-2 kişi girebiliyor. Ben de bu sınavdan işte yazılı aşamasından daha doğrusu ne zaman çıktım? Geçen haftadan önce çıktım. Bir 10 gün anca oldu yani hani. Bir 10 gün önce herhalde bunun 3. kısmına girmiştim mi? Öyle bir şey. Evet. Şöyle hani 24'ünde, 26'sında, 28'inde izi. 3 farklı sınav. 3 farklı ana grupta bilgisayarla ilgili kavramları gruplamış durumda. Bunlar programming systems. Yani burada neler var diye bakacak olursak. Object oriented şeysi, dersi. Programming languages ile ilgili ve database'lerle ilgili. Yani burada birazdan programlamanın ben programcıyım diyen kimselerin bildiği kısmı yer alıyor. Computer Systems. Burada işin elektroniğinden biraz daha anlayanlarla ilgili veya hani altyapısından anlayanlarla ilgili olan dersler. Computer Organization ve Operating Systems dersi. Üçüncü dalda ise teori ile ilgili. Teoride ise veri yapıları, linked listler, tree'ler, B+ tree'ler, ABL tree'ler, hash'ler falan filan. Algoritma. Genelde böyle graph based algoritmalar. Onun dışında farklı dynamic programming, amortized analizi gibi şeyler. Ve otomata teori. Bilgisayarların özü. Otomatalar. MP completeness gibi şeyler. Yani bu üç ana yazılı altlarında alt başlıkları var. Hatta şurada da Computer Systems'da Computer Organization aslında bununla ilgili olan iki ders. Yani 223-224 derslerine bakıyor. Yani böyle üç farklı yazılıyla hani her biri onar soru yaklaşık ama alt parçaları olabiliyor. Üçer saatlik her bir tanesi. Toplamdaki bu üç sınav böyle 10-12 lisans dersini kapsayan bir sınav. Ve biraz ağır olabiliyor. Neden? Çünkü geniş bir alanı kapsıyor ama o geniş alandan yani iyi bir bilgi sahibi olmanızı bekliyor. Yani böyle çok genel bir bilgiyle özel bir soru çıktığı vakit yapamayabiliyorsunuz. Bana da şurada programming language'de öyle bir şey oldu mesela hani orada geçen kelime Allah Allah bu neydi ya falan dedim hani birazcık ipucu olsa biraz daha anlatabileceğiniz bir şey yazabileceğiniz bir şey belki ama buna biraz daha güzel çalışmak gerekiyor aslında. Buna güzel bir çalışmaya başlamanın vakti de bence doktoraya başladığınız gün olabilir. Yani doktoraya başladığınız zaman normalde 2 veya 3 dönemde almanız gereken dersleri bitirmeniz gerekiyor. Bütün derslerinizi aldıktan seminer dersini de ona dahil ediyorlar. Bunları bitirdikten sonra bu sınava girebiliyorsunuz. Bu sınava girebilmek için bütün derslerin bitmesi gerekiyor. Ama bu sınava gireceğiniz dönemde hani gireceğim dedikten sonra yine de bir 2-3 ay çalışma zamanınız oluyor. Hani ben o 2-3 ayda çalışmış oldum. Tabii dönemden döneme değişen bir şekilde o 2-3 ay daha kısa bir zamana da karşılık gelebilir. O yüzden eğer benim gibi ağır ilerleyen kimselerdenseniz bende bir de şey var böyle hani kitaptan çalışırsak da yani hani şurasını da okuyayım falan şurası kalmasın. Böyle bir completionist mantığıyla yaklaşıyorsanız tehlikeli. O yüzden ben
aslında kendime bir tavsiyede bulunacak olsaydım önceden böyle çalışmaya başla diyebilirdim. Hatta bak böyle şey de açmıştım, buraya notlar falan alacaktım. Bu programı bir deneyeyim istediydim, Concepts. Tablette güzel gözüküyordu, hoşuma gitti. Bilgisayar versiyonu da varmış. Ne diyelim, doktora için. Dıdıdın. Önceden böyle çalışmaya başla. Dıdıdın. Onun dışında elbette buraya gelecek olursak bir akademik yayın yapmanız isteniyor. Akademik yayın nedir diye baktığınız zaman, şimdi normal bizim hani dergilerimiz var. Gidip aldığınız leveller falan. Onun dışında bir de akademik dergiler var. Akademik dergilerde böyle sabit yazarlardansa genelde başkalarının yazdığı makaleleri yayınlıyorlar. Yani oradaki sabit kişiler aslında bu yayınlanan makaleleri denetleyen kişiler oluyor. Hatta belki de danışman hocanız belirli dergilerde editör olabilir. Oradaki editörler hangi makale yayınlanmalı, hangisi yayınlanmamalı kısmını seçiyorlar olayın. Onu seçerken de aslında mesela farklı dalları var. İşte bilgisayar grafiği ile ilgili bir alt dal belki de. Oradaki editör bakıyor, siz oraya bir makale yolluyorsunuz. Bu makaleyi başka yere yollamamış olmanız gibi şartlar aranıyor mesela. Bu makalenin ilgili alanda bir şeyler ortaya sermesini mi diyelim? Hani yeni bir şeylere sahip olmasını bekliyorlar. Teknik anlamda olabilir, bir sistem anlamında olabilir vesaire. Ondan sonra da bu alanla ilgili önde gelen isimlere sizin makalenizle ilgili ne denir? Bir kontrol yapmasını istiyorlar. Hani editör diyor ki ben bunu anlamam ama siz bu konularda uzmansınız. Hani siz de yazmışsınız. Şuna bir bakın diyor. Onlar belli bir sürede işte 1 ay, 3 ay, 5 ay vesaire bakıyorlar, inceliyorlar ve size geri dönüşte bulunuyorlar. Ayrıntılı bir şey de içerebilir bu geri dönüş. Size hani bak şöyle yapmışsın ama şöyle olmalıydı gibi şeyler yer alabilir. Bak bu alandaki konudan bahsediyorsun ama bizim makaleden hiç bahsetmemişsin. Bak şu makaleler de var, bunlardan da bahsetmen iyi olurdu diyebilirler. Ha hoşumuza gitti falan da nadiren diyebilirler. Ama genelde mesela böyle akademik şeyde, zümrede baktığınız zaman bu denetleyen, bakan kişilerin, yani bu bakan kişiler sizin hocanız da başka kişilerin makalelerine bakabilir. Yani bu denetleyen, bakan kişiler dediklerimiz sabit kişiler değil. Editör orada belki sabit bir süre boyunca kalıyor. Ama bu kişi koordinasyonla görevli. Yani hani sizin makaleyi o da bir inceliyor, evet. Ama kimler denetleyecek ona karar veriyor. O denetleyenler aslında birazcık belirleyici rol sahibi. Onların da aslında sizin makalenizden bazı beklentileri oluyor. Hani bu alanla bir şey ilgili bir şey yazıyorsan bazı kurallar vardır gibisinden. Hani kurallar dediğim bazı herkesin bildiği şeyler vardır. Yani buradaki herkesin bildiği dediğim hani şey yazdığınız alanla ilgili doğrudan bilinen şeyler, gerçekler. Hani 2 artı 2 4 eder şeklindeki gerçekler. Hani siz onlarla ilgili bu çok geniş olarak bilinen şeylerle ilgili makalenizde yanlış bir şey yazmamış olmanız gerekiyor. Hani yeni bir teknik icat ettim ama bu teknikte şurada bir zayıf nokta varsa, hani o noktasını yanlış yazdıysanız, o gibi şeyler hani o zaman sizin tekniğinizi çökertebilir. Hani o tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani yollarken yanlışsız bir şekilde olabildiğince yollamakta fayda var. İlk denetleneceği noktada makalenin. Onun dışında bu adamlar da zamanında makaleler yazmışlar. Ve hani makalelerin atıfta bulunulması onların ne kadar etkili olduğunu gösteren bir faktör olarak kullanılıyor. O yüzden de bu adamlar kendi makalelerine atıf sayısının artmasını istiyorlar. O yüzden de hani çok da böyle doğrudan olmasa da hani şunlardan da bahsetmeliydin. Aslında bak hani bu alanda bunlar da önde gelen şeyler dedikleri zaman çoğunlukla kendi makalelerini de birazcık eklemenizi istiyor olabilirler. Bu hakem deniyor hatta denetleyen bu kişilere. Hakemleri memnun etmeye çalışıyorsunuz bir şekilde. Hakemler
Geri dönüşte bulunduktan sonra size belli bir zaman veriliyor. Kabul alabilirsiniz ilk seferinde de. Hani biraz daha zor bir ihtimal. Etme ihtimalimiz var ama bak bunları düzelt diyebilirler. O durumda bu hakemleri memnun edecek değişiklikleri yapmaya çalışıyorsunuz. Yani doğrudan red de alabilir makaleniz. O zaman hani artık bunu tekrar buraya yollama demiş oluyorlar. Başka bir yerde şansınızı deneyebilirsiniz veya hani neden kabul edilmemiş o noktaya bakıp biraz daha öze geri dönüp hani çıkış noktasında mı bir hata vardı denilebilir. Bu tabii makaleler için şöyle makale odaklı düşünce sistemi. Peki makale odaklı düşünce sistemi nedir diye bakacak olursak burada aslında şöyle bir şey var. Bu bilimsel makaleler iki koldan düşünebiliriz. Bir yenilik istiyorlar da. Bu yenilik yeni yöntem olabilir. Veya bu bir yeni sistem olabilir. Daha farklı alt dalları da vardı dur. Öyle bu da şey hani okulun yönetmeliği bunu da açmışsın da yüksek lisans için yönetmelik hani kurallar burada. Hani başkası bir şey derse asıl özü burada bunu da uyguluyorlar yani. Mesela hani şey falan burada içeriyor. Yeterlik sınavına ne zaman girebilirsin? Neler olacaktır? Falan filan gibi şeyler. Yani başka yerde yanlışı yazıyorsa asıl geçerli olanlar burada bulunanlar. Böyle yazarsam çıkar mı diye merak ettim de. Ha evet olur mu? Meh. Hiç bilemedim. Yani biraz bilgisayar kısmından bakmış oluyoruz. Original Research demiş. Burada hani biraz daha genel olarak yazmışlar. Yani sizden yapmanızı bekledikleri yayın aslında çok böyle var olan sistemleri özetleyen bir şey değil. Hani o tarz bir akademik yayın türü de var. Yani burada genelde sizin tezinizle ilgili olarak ortaya yeni çıkardığınız ya yöntem ya da sisteme odaklanmak daha genel sık karşılaştığımız şeyler. Ya o yüzden benim açımdan böyle grupluyor olacağım. Hani bunlar dediğim gibi çok böyle kitapta kuralda yazan şeyler değil de yaparken birazcık edindiğim bilgiler ışığında. Yeni yöntem şöyle bir şey. Hani we introduce a method falan diyorsanız, we introduce a new approach falan diyorsanız, o zaman adamlar, hakemler şöyle diyor. Yani bu gerçekten esaslı, hem doğru çalışan, hem alana yenilik getiren bir yöntem olmalı. Hem de bu daha önce uygulanmamış olmalı. Yani var olan şeyleri birleştirmek yeni yöntem kısmında işe yaramıyor. Yani yeni yöntem böyle bazılarının fark etme, yani herhangi birinin fark etmesinin zor olacağı bir şey olması lazım. Bu yöntemi aynı zamanda yine sizin bir uygulayıp doğrulamanızı da isteyeceklerdir. Yeni sistem ise we introduce a system falan. A novel system. Burada başka şeyleri birleştirebilirsiniz. Yani tabii var olan yapıları birleştirirken de yeni şeylerin ışığında birleştirdik bunu. Ek olarak da bizden şöyle parçalar var derseniz daha oturaklı bir sistem olmuş oluyor. Ama hani mesela şey makaleyi yolladık geri dönüşlerde hani sistem paper'ı olarak sistem makalesi olarak yazmanızı tavsiye ederim demiş. Ben sistem makalesi ne olduğunu bilmiyordum mesela. Hani sistem makalesinin ne olduğunu biliyor olsaydım zaten ilk yazarken sistem makalesi olarak yazardım. Hani bu ikisinden hangisini seçtiğinizi de başlıkta yazıyorsunuz zaten. Hani makalenin başlığı bir sisteme odaklı olabilir. Novel system for this falan falan. Yönteme odaklı olabilir. A novel approach for falan diye başlayabilir. Yani o yüzden bu isimler önemli aslında. Yani sizin makalede neyi öne sürdüğünüz önemli. Bu arada bu program şey için.
Hani sonsuz alan sunuyor size. Renklerinizde kopik renkleri var. Nasıl peki? Sağ tuşta mı? Kendimi nasıl sürüklüyorum? Onu bulmaya çalıştım. Tablette tabii elle tutunca sürüklüyordu. Burada kendimi nasıl sürüklerim sorusu. Şöyle desem, şifle mi? Hayır, renk. Altla mı? Değil. Kontrol H değildir, o da değildir. Kendimi sürükleyemiyorum. Neyse, çok sorun değil. Zaten çok gidecek bir yerimiz yoktu. Allah Allah. Sağ tuşla mı? Item picker. Ne okudu değil mi? Hayret. Tabi bazı şeyleri paralıymış. Sürekli onu hatırlatıp duruyor bu program. Neyse ya, gidecek bir yerim yoktu zaten. O yüzden makale anlamında makale odaklı düşünmeniz faydalı. Bunu ne zaman yapacaksınız? Bunu da yine ya master'a başladığınızda ya doktoraya başladığınız zaman dersler alıyorsunuz. Aldığınız dersleri hangi şimdi şöyle yapalım. Dur, renk kullanalım. şimdi şöyle bir şey var. Hocanız Kadir Elisa mıydı ya? Neden olmadı? Hangi tuş? Dur, soru işareti, yardıma gel. Help. Online manuel mi? Sık sor lan, sorular mı? 6 move. Nasıl hareket ederiz? 50. Neyse tamam ya, bunu boş ver. Ama oraya da yazmak istiyordum ya. Çok şey oldu. Kesin kolay bir yolu vardır. Aa dur bir dakika, şu fareyi seçsem böyle yapsam. Hadi ya, değilmiş. Peki o zaman nasıl? Yok, opasite. Kendimi de bu konularda çok kötü hissetmezdim aslında. Bazı şeyleri kitapçığını okumadan yapabileceğimi zannederdim. Çoğu insan gibi. Bir tuşa basarak olacak muhtemelen ama neyse tamam ya, videonun amacı bu değil. Neden inat ediyorum? Yüksek lisansta inat etmeniz lazım falan gibi bir tavsiye vermek için değil sakın. Parmak aksiyonları, pan kanvas. Tamam. Hayır ya, o olacak sanmıyorum. Neyse, şimdi bir şeyleri kapatacağım yanlışlıkla. neyse tamam, başka uğraşmayacağım. Şöyle, şimdi hocanız var, değil mi? Resimli bir bölüm olmasın. Hocanızın ilgi alanı var, ilgi alanı. Onu nasıl buluruzun slaytları bu aslında. Burada böyle birazcık işte şu kadar mezununuz var falan, övünme sayfaları yapmışlar, şuralara gidiyorlar. Burada yanında doktora veya master öğrencisi alan hocaların çalıştıkları alanlarla ilgili bazı özet şeyler var. Bazı hocaların biraz fazla eski kalmış buradaki slaytlar, bazılarının daha yeni. Bazı hocaların da yeni geldikleri için yeni, hani öyle onlar da çok her şeyi güncelledikleri için vesaire değil. Bazı hocaların da bu slaytı düzenledikleri için yeni olanlar var. Bunlar biraz daha reklam tarafı için. Bunlar yapılmış, bitmiş araştırmalar genelde. Ama devamları olabilir. Hani o alanda o sistemi geliştirmeye odaklı şeyler olabilir. Veya benzer alanlara ilgi duyuyor olabilir hocalar. Buradan mesela katalogdan bir hoca ilgi duyduğunuz, belki de sizin daha önceden okuyup bildiğiniz bir alansa daha iyi. O ilgi alanından, hani burada siz varsınız, sizin de ilgi alanında burada bir ortak resmiyle ilgili olan bir parçasını alıp sizin tez konunuz olarak ortaya koyabilirsiniz. Bunu tabii tez konusu haline çevirirken sınırlarını iyi çizmekte fayda var. Yani çünkü benim tez konum bilgisayar grafiği olacak derseniz çok büyük bir şekil çizmiş olursunuz. Burada ne kadar sınırlarınız belirliyse tezi yazarken veya hani projenizi geliştirirken daha belirli bir şekilde, daha iyi bir şekilde ilerlersiniz.
Burada hani sizin hocayla anlaşmanız önemli bir nokta. Anlaşma yoksa tabii hani öbür türlü bu alanda tez yazabilirsin. Mümkün olmayabilir. Hani siz bir alanda yapmak istiyorsunuzdur çok. Hocanız onu istemiyorsa o alanda tez yazan veya hani projenizi o alanda devam ettiremeye veya başlayamayabilirsiniz. Daha ne devam ettirmesi. Yani burada hocayla anlaşmanız önemli. Bu yüzden de mesela en baştan yine asa mı büyücü mü asayı seçer konusunda iki taraflı bir yaklaşımın olması iyi olur. Tez konusu belirlendi. Tez konusuyla ilgili hem bir tez metnine ihtiyacınız var böyle baskılı kitap şeklinde. Master için sadece bu yeterli. Doktora için yine bununla alakalı hani bu tezin içinden birkaç farklı makale olarak da çıkabilir. A dergisinde, B dergisinde makaleler. Yani bir tane bir makale yetmenizi değil, yetmenizi ne diyorum. Bir tane değil de birkaç tane makale bekliyorlar tabii ki. Ne kadar çoksa okul için ve hocalar için o kadar iyi olmuş oluyor. Sizin için ne kadar iyi oluyor konusu hani biraz daha değişir nitelikte herhalde. Benim de çok bilmediğim kısımlar var hala. Daha devam ettikçe öğreniyoruz. Makale bu doktora ile daha çok ilgili. Onu şey yapalım. Belirtelim. Yani burası daha çok doktora için. Master'da da yaparsanız ne ala. Ama master genel olarak biraz daha kısa olmasıyla olmasından dolayı bir de hani yeni yeni bu konulara alıştığınızdan dolayı biraz daha orada zor olabilir. Tez doktorada da gerekiyor. Ama hani doktorada tezin biraz daha kalın olması gerekiyor. Sadece kalınlığına göre bakıyorlarmış mesela. Eğer master yaptıysanız buradaki diğer tezde tez 2 olarak yer alacak. Buradaki makalelerden bazıları mesela buraya girebilir. Hani bu hem master hem doktora yapan kişiler için işte master'ın sonunda yaptığı şeyle ilgili şu makaleyi yazmıştır. O bu tezin içeriğindedir. Sonra bu makaleler sonra yayınlanır. Onlar da tezin içinde konu olarak yer alacak bir parça olabilirler. Tabii tez konusu hakkında yazdığınız, çizdiğiniz falan ama bu yazdığınız, çizdiğiniz şeylerin de program olarak bir hali genelde oluyor. Hani tez konusunun ne olduğuna göre değişecek bu elbette. Çok teorik bir şeyse doğrudan bir programa karşılık gelmeyebilir. Yine de onun bir denenmiş versiyonunun olmasında fayda var. Bu programı gidip de hani herkes çalıştırmayacak. Genelde hani siz kendi başınıza yazdınız ama açık kaynak kodluysa dileğinin bakabileceği ama çok da onların anlaması odaklı yazılmamış olan şeyler olabilir. Benimki biraz öyle mesela hani orada garip garip değişken isimleri vesaire görebiliyorsunuz. Sonra işte belki doktora şey master'da buna başlayıp doktora da bunun üzerinden geliştirerek bir şeyler yapılabilir. Bu programın çalışmasının işleyişiyle ilgili olarak da aslında bir ne diyelim evaluation bir değerlendirme gerekiyor. Ama bu değerlendirme şey bilimsel bir değerlendirme olacak. Değerlendirme diyelim biz yine buna. Bilimsel değerlendirme performans açısından bir şey olabilir. Yani sizin iddianız bu yeni yöntemin veya yeni sistemin mevcut yöntem veya sistemlere göre %50 daha iyi çalıştığıdır. Aynı bilgisayarda, aynı ortamlarda siz burada çalışma zamanları verebilirsiniz veya bu yeni yöntem sadece bir algoritma üzerindense algoritma açısından bir performans değerlendirmesi vererek daha iyi çalıştığınızı kanıtlamanız gerekebilir. Öte yandan belki de çok kullanışlı bir ara birim geliştirdiniz. Belki de daha çok böyle sosyolojik alanlarla ilgili bir çalışma belki de bu. İşte baktığınız zaman insanın gözünden yalan mı söylüyor yoksa doğruyu mu söylüyor onu anlayan bir sistemse bu. Bu durumda biraz daha user study adı verilen kullanıcı çalışmaları gerekebilir. Çalışmalar. User study dediğimiz şey de anket tarzı bir şey olabilir. 100 kişiye sorduk, popüler cevapları aradık gibi bir şey.
Veya 100 kişi bizim sistemimizi denedi. Şu kadarı beklediğimiz sonuçları verdi. Şu kadar oranda beklediğimiz sonuçları verdi şeklinde olabilir user study'nin. User study yaparken de tabii bazı istatistiksel noktalar var. Hani istatistik herkes bilmiyor oluyor genelde burada. Bazı istatistiksel yöntemleri öğrenmeniz gerekebiliyor. Mesela işte t-test falan. Bunları yapan şeyler de var. Programlar var zaten. Ama nedir? İşte iki tane dağılım var. Diyelim şöyle bir grafik çizdik. Mesela şöyle. Kadınlara ve erkeklere sorduk. Öğle yemeğinde hamburger yerseniz ne kadar mutlu olursunuz? İşte birden 10'a kadar değerlendirin. Erkeklere hani şöyle farklı farklı erkeklere sorduk tabi. Mesela burada bakıyorum 7 tane kişi 3 puan vermiş, 3 puanlık demiş. İşte 9 puan verense 50 kişi var belki. Sonra kadınlara sormuştuk. Onlar için böyle bir dağılım çıktı mesela. Kaç kadına sorduk, kaç erkeğe sorduk, onlar önemli. Bunlar hangi ülkenin kadınları, erkekleriydi, onlar önemli. Yaş grubu önemli belki de mesela yaşa göre değişen bir karar da olabilir bu. Ondan sonra t-test dediğimiz olay şunu sağlıyor bize. Yani farklı adlarda adlandırılan testler de var. Burada katılımcı sayısı önemli mesela. Bunun bir normal bir dağılım mı varsayılıyor gibi şeyleri var, ek detayları var ama ne yapıyor işte bu ikisi arasındaki fark baktığımız zaman rastlantısal olma ihtimali nedir? T-test hani kabaca bunu ölçüyor. Yani burada erkeklere sorduk, kadınlara sorduk, farklı dağılımlar elde ettik. Bu iki dağılımın rastlantısal bir şekilde böyle ortaya gelmiş olmasının ihtimali nedir? Eğer bu ihtimal düşükse o zaman diyorsunuz ki evet yani cinsiyet mesela hamburgerin öğle yemeği tercihinde etkili bir faktör diyorsunuz. Veya belki de kanıtlamak istediğiniz şey tam tersi ise o zaman t-test sonucunun hani %90 ihtimalle bu iki şey cinsiyete dayanmıyor falan gibi şeyler söylemenize sebep olabilir. Birden farklı grupları araştırıyorsanız mesela Analysis of Variance falan ANOVA gibi farklı testler de hani ben bunları kullanmamız gerektiği için biliyorum. Principal Component Analysis genelde işte veri biliminde falan da kullandıkları bir şey. Mesela burada nasıl diyelim bir sürü dağılımımız var aslında mı diyelim veya şöyle diyelim hani bir ne diyelim bir testin ya da şey hastaya 10 farklı test yaptık. 10 farklı sonuç var her hasta için elimizde. Ama belki de 3 test yeterliydi. Hani bu 10 farklı test aslında içinde 3 testin birleşimi olarak yüzde kaçlık bir varyansı kapsıyor. Onu test edebileceğiniz bir şey. Ha 3 tane test ama şöyle mesela hani A, B, C, D, E gibi testler var. A ve C'yi mesela A'yı 5 kat, C'yi 7 kat aldığınız zaman yeni bir mesela principal component derler. PC1'i temsil edersek kalanları da ayrı bir şekilde alıp ayrı bir BC değil tabii ki PC2 yapıyor olursak mesela bunda B'yi 0.5 kat alıyor belki işte D'yi 7 kat, E'yi 9 kat alıyor. Yani topluyor bunları. Bu iki birim mesela, niye bir Copic Marker rengi seçersek, bu ikisiyle de aslında belki buradaki yansıttığımız %100'lük verinin %90'ını doğrudan bunlarla ifade edebiliyor olabiliriz belki. Birazcık veri kaybı var ama 5 farklı etkenle ifade ettiğimiz şeyi 2 farklı etkenle ifade edebiliriz. Tabi bunu mesela şeye de geçirebilirsiniz. İşte resim sıkıştırma formatları, JPEG, hani daha az parça kullanarak belki biraz kayıp oluyor ama yine de büyük bir çoğunluğu içerecek hale getirmiş oluyorsunuz gibi şeyler. Mesela bunlar hepsi kullanıcı çalışması. Tabii bu kullanıcı çalışmalarında biraz daha tarafsız olması önemli. Hani siz böyle yaptık ya oldu işte falan da diyebilirsiniz ama
elinizde bir dayanak olması gerekiyor. Mesela bu tarz şeyleri yapabilmeniz için eğer bir ödeneğiniz varsa, yani okul bu konularda genelde pek ödenek verme yanlısı değil. Hani bu biraz cebinizden çıkması gerekiyor. Ama mesela Amazon Mechanical Turk var orada. Nedir? İşte insanlara testinizi internete yüklüyorsunuz. Testi su yolunda kırılacak diye değil de. Belli bir ücret karşılığı sizin testinizi yapıyorlar. Yani belki bir video gösteriyorsunuz, ona göre seçenekleri seçiyorlar. Ama tabii burada şöyle bir sıkıntı her zaman var. Hani bu testi yaptık ama hani adama sorduk, hamburgere bir puan ver dedik ama acaba doğru mu söyledi? İşte Amazon Mechanical Turk, bu adam genelde doğru söylemiş veya hani bu adamın katıldığı yerlerde genelde olumlu sonuçlar alınmış gibi bir yüzde tutuyor. Ona göre bir seçim yapabiliyorsunuz. Veya işte sadece Brezilya'dan kişiler girebilsin, onlarla ilgili merak ediyorum gibi şeyler, kıstaslar koyabiliyorsunuz. Ama hani bu soru gidip de en güvendiğiniz kişiye sorsanız dahi yine bir köşede olacak. Hani User Study'nin öyle bir noktası var. O yüzden de User Study kullanıcı çalışmaları biraz daha çok kişiye sormayı amaçlıyor. Hani 5 kişiye sorduk derseniz ikisi yalan söylediyse zaten kalanı da at çöpe gibi bir şey olabilir. Ama 1000 kişiye, 1000 kişi de çok fazla da, yani 100 kişiye sorduk derseniz biraz daha güvenilir oluyor. Aa, o şeyi hepsine baktık değil mi? Onu kapadık, neyse, tamam. İşte şeylerle ilgili bunun şey... Mesela hani bizim okuldan olmayan biri olarak açtım da. Mesela yapılan yayınlar, işte hangi yılında yapılmış, kaç defa alıntı yapılmış. Bu hani scholar.google'da girdiğiniz zaman burada görebileceğiniz bilgiler arasında. Mesela işte çok alıntı yapılmış olması iyi bir şey olarak tutuluyor. İşte burada da ne kadar alıntılandığını, hangi yıllarda onu göstermiş. Okul mesela hocalarının veya işte öğrencilerin yapmış olduğu yayınlarla övünüyor. İşte diyor ki hani bizim okul işte her yıl şu kadar bilimsel makale yayınlıyor diyor ve hani şu kadar bu bilimsel makalelere atıfta bulunuyor diyor. O yüzden okul hocalardan böyle bir hani bir fabrika gibi makale üretmelerini isteyebilir. Onun dışında sizden de istenmesinin sebebi hani yine bir okula katkınız olması. Burayı şeyden dolayı açtım. Hani o hocaları aynı zamanda buradan görebiliyorsunuz, buradaki insanlardan. Burada da kısaca ilgi veya çalışma alanları ile ilgili kısa notlar düşürmüş durumda. Burada da hocaların yine iletişim bilgileri var aslında. Hani arayacağım, ulaşacağım, soracağım diyorsanız iletişim bilgilerini buradan edinebilirsiniz. Faculty members, öbür tarafta instructors. Hani bunlar biraz daha şey açısından değişen, ne denir, statü mü oluyor? Yani hani şey, bu adamlar ders vermiyor, hani buradakiler de veriyor, buradakiler de veriyor. Hani okul statüsü olarak, hani faculty members daha böyle herhalde buraya kadrolu oturmuş kişiler, hani daha sözü geçenler gibi mi oluyor? Hani instructor tarafında yer alanlar belki de yanlarına öğrenci almıyor olabilir. Hani burada sadece ben dersimi yapar, kaçar giderim, çok da yayın yapmam diyen kişiler olabilir mesela. Graduate students ne oluyor? Burada master ve doktora yapan öğrenciler oluyor. Biz oluyoruz. Burada da bayağı çok var. Bunlarla ilgili de iletişim bilgileri var elbette. Onun dışında personel ve doktoradan mezun olmuş, gitmiş kimseler falan şeklinde de sayfalar var. Yani buradan belki de hani buradan bitirip de gidenler ne oluyor falan gibi konularda bakmak isterseniz bakabileceğiniz bir sayfa burası da. Onun dışında bakıyorum. Şunu açmıştım değil mi burası? Bu da benim şeyim. Transkriptin bakalım kaç almışız, kaç ilk dönemden itibaren. Okulda ben hazırlığı atlamıştım. Çok da hazırlığı atlamayı beklemiyordum ama 2008 girişliyim Bilkent Bilgisayar Mühendisliğine. Bu notları almışız ilk dönem. Mesela matematiğim hep bir zayıf burada. Hani şey, C'miz duruyor orada. Biyoloji A eksi, bak biyolojiymiş, Türkçem iyi falan. İlk senenizde böyle çok fazla programlamaya girmiyorsunuz elbette. Sadece bir hani Java dersiniz var. Onun dışında daha genel dersler söz konusu. İkinci dönem mesela işte
Biraz daha bilgisayara biraz daha yakın bir matematik. Ama B artı almışım. Burada kalkülüs 2'den D almışım. Rezalet falan. Düşük notlarımı göstermeye geldim size. Sonra ikinci yıl fizik dersi. İlk aşaması fiziğin daha iyi gelmiş herhalde. A gelmiş. Dijital dizayn. Bunlar bilgisayarla alakalı dersler bu sefer başlıyor. Ondan sonra yine ikinci dönem. Aa, fizik 2'den de iyi almışım aslında. B artı almışım. Neyse, onlar kötü değilmiş. Sonra kötüler mi gelecek? Tarihten millet kopya çekiyordu. Humanity dersini seviyordum ben. Hocaları iyiydi. Böyle ilgi çekici şeyler çıkıyordu. Sonra mesela böyle seçmeli dersler almanız gerekiyor. İşte orada ben fotoğrafla ilgili almışım. Yaz stajı iki defa yapmanız gerekiyor. Bir tanesi ne zamanmış o zaman? İkinci sınıfın sonundaymış. Diğeri üçüncü sınıfın sonunda. Yani yazında. Onu da böyle bir not olarak değil de hani geçti kaldı şeklinde oluyor. Sonra gelelim düşüşlere. Sinyal dersi. Derste böyle çok az kişinin katılımıyla devam eden bir ders. D almışım mesela. Orienteering bu böyle biraz da spor bazlı bir ders. Ondan bile B almışsın falan diyorsunuz. Bu tarafta algoritma C artıymış mesela. İllüstrasyon B artı. Burada birazcık benim ilgi zaten grafik kısmına kaymaya başlamıştı böyle bilgisayar dersleri. Ha, burada Erasmus. Bak şey diyecektim ha. Paradan bahsederken aslında Erasmus'ta gittiğim kadar yani şey Erasmus'ta böyle gittiğin ülkeye göre bu sefer Euro bazlı bir ödenek alıyorsunuz. Ve hani hala ondan fazla aldığım bir zaman olmadı mesela. Hani orada 5000 limit gözüküyordu ya. Hani maksimumunu verseler bile anca Erasmus'ta aldığım euro bazındaki para olacak. İskoçya'ya gittiğim için 500 euro veriyorlardı aylık. Tabii hani bunun şey euro'nun şu an 10 lira olmasında katkı payı büyük tabii ki bunda da. Şey açısından hani bir karşılaştırma olarak bizim okul böyle yüksek lisans veya lisansüstü öğrencilerine çok paralar vermiyor. Yani başka devlet okullarında çok daha iyi seviyede, aile geçindirecek seviyede veriyorlar. Burada hangi dersler almıştım merak ediyordum dur. Enterprise Computing Security ile ilgili bir şeymiş. Burada hani mesela çoğu dersi şeye saymamışlardı. Hatta haberlerine artık bizim okulun anlaşması kalkmıştı sonradan. Belki de artık çok fazla derslerini saymadıkları için de olabilir. AI for Computer Games güzel bir dersti. Ama şey açısından da birazcık rekabetçi bir dersti sonra hoca. Herkesin AI'sını kapıştırıyoruz yapmıştı. Bir de yabancı öğrenciler var. Uluslararası savaş çıkacak. Basic Japanese'deki ağımla övünüyorum falan. Senior Design Project'te şey, son senenizde bir proje bitirmeniz gerekiyor o ders. Image Analysis almışım. Computer Graphics'i bilerek bırakmıştım. Çünkü burada derslerim bitiyordu. Ben okulu uzatma kararı almıştım. Uzatayım istiyordum. Çünkü ben girdiğim zamanlar, hani tam burslu olarak girdikten sonra 7 yıl istediğin kadar oku. Hiçbir burs kesilme olayı yoktu o zamanlar. Sonradan hani artık belli bir miktar ders almazsanız veya hani okulu bitirmeye yönelik dersler almıyorsanız bursunuz kesilebiliyor. Tam aşırı kapsamlı bursa girmiş olsanız dahi. Hani buradaki computer graphics'i withdraw etme sebebim o. İlk defa withdraw ediyordum. Hakkımı kullandım falan. Sonra ikincisinden Japonca'nın A2'si almışım bakalım. İllüstrasyon 2. Ben de almışım. Birden ne almıştım? Aa, birden B artı almıştım. Bak burada biraz gelişmişim. Daha iyi almışım herhalde o zaman. Senior Design Project'i de burada bitirdim. Hani bu çünkü grup olarak başladığımız bir şey. Şurada başlayıp burada bitirdiğim bir şey. Biraz geç bitirmiştik. Şeye katılmamıştık hatta. Bu böyle bunun bir şaşalı sunumları oluyor. Onlara katılmamıştık. Burada belki bir de görmüşsünüzdür. Hani kümülatif var ama kümülatifin aslında bir de dersleriniz bazında olanı var. Yani benim burada bir birazcık yükseliyor ama aslında normal ana derslerimiz bazında olan bir şeyse o burada gözükmüyor herhalde. O yükselmiyor aslında. Sonra da bitireceğim zaman artık kriptografi alarak şöyle hani withdraw ettiğim dersin yerine başka bir şey almış oldum. Böyle hafif güzel bir dönemmiş aslında bu. 2014'te bitmiş ondan sonra. Ondan sonra iletişim tasarımda
Bizim okulda doğrudan grafiğin master programı kalkmıştı. MFA olarak geçiyor, Master of Fine Arts. Birleşik bir doktorası, master programına başladım. Orada da yine hani dersler alıyorsunuz elbet. Orada da ders veriyorlar. Oradan da dersler aldım işte. Tabii orada biraz daha iletişim bölümünün hani karışık oradan buradan farklı dersleri de var. Orada da asistanlık yaptım mesela. Ve ardından şurada baktım ki ben bunu bitirince ne yapacağız şimdi dedim. Çok fazla şeyin seçeneği yoktu. Mesela bu master programını bitirdikten sonra doktora gibi bir seçeneği yok. Başka bir master yapacak olursan askerliği yapman gerekiyor. Dedim şimdi bunu bitirirsem birazcık elimiz sıkışık olacak. Ya diyecekler askere git ya da yani hani bunun doktorası yok zaten. Yani bu diplomayı aldığınız zaman bir doktoraya başlamak için çok yeterli değil. O zaman dedim ki ben bunu bitireyim bilgisayarda birleşik doktora yapayım. Bilgisayarda da master artı doktora birleşik program yokmuş. Sadece işte nano bir şeylerde geçerli bir programmış o. Ya yani üç farklı bölümün mü öyle bir birleşik programı geçerliymiş. Hani aslında şey olsaydı, birleşik doktora programını kabul edebiliyor olsalardı bunu bitirme ihtimalim vardı sanırım. Ama öyle olmadığı için doktora da doğrudan almadıkları için bilgisayar için yine master artı doktora olacaktı. O yüzden bunu kendim bitirmiştim. Kendim bitirmiştim yazıyor burada. Yani bundan normal ben gidiyorum dedim. Şeyin belgesini verdim, gittim şeklinde bir çıkış yaptım. Sonra bilgisayarda master'a başladım. Bilgisayarda master dersleri biraz daha normal lisans derslerine göre daha kolay diyebilirim bence. Computer Graphics'i de burada geri aldıydım. Ya o yüzden böyle hani biraz daha burada notlar yüksek tabii. Hani o kadar ağır şartlar altında değil lisans kadar. Academic Practices size asistanlık yaptırıyorlar. Bu geçti kaldı şeklinde bir ders. Ama böyle çok sorumsuz biri olursanız bundan kalabilirsiniz. Hani onun getirileri nedir çok bilmiyorum ama bu hani her dönem boyunca göreceğiniz bir şey. İlk dönemden sonra tezle alakalı bir ders görüyorsunuz. Bu hani teze sizin devam etmenizle ilgili bir şey. Hani burada duran tekrar tekrar yüklenen master thesis. Siz master'ı bitirene kadar ikinci dönemden sonra sürekli yüklenen bir ders. Yani bu da geçti kaldı şeklinde bir şey. Research Seminar'da hani sizin yaptığınız şeyle ilgili sunum yapacağınız bir ders. Oradaki herkesin yapacağı bir ders. Ondan sonra burada master bitmiş oluyor. 2019 baharında da doktoraya başlamışım. Burada da onun bir şeyleri. Bu da böyle bir okulda nelere seminer gibi bir şeylere katıldığınız bir ders. Hani böyle tam bir ders değil yine geçti kaldı şeklinde. 5 tane konuşma mı ne var? Onlara gidiyorsunuz, dinliyorsunuz. Katıldı diye sizi işaretliyorlar. Biometrics. Ah be artık. Ondan sonra böyle devam ediyor. Paralel computing güzel bir ders mesela. Ve bu döneme gelmiş oluyoruz. bütün dersler bittikten sonra burada işte QAL sınavı vardı. Ona girdik. Sözlü şeysi var hatta perşembe günü onun. Bu perşembe günü. Sonra onunla ilgili biraz daha detaylı bir video yapmayı da planlıyorum. Bu da okulun şey sistemi. Ama logout olmuşum. Neyse tamam kalsın. yani burada hani notlarınızı vesaire gördüğünüz sistem budur diye baktıktan sonra. Başka mesela burada research areas. Yani biraz daha genel olarak mesela hangi alanda? Bunu Türkçesinde güzel yazmışlar mı acaba? Türkçe seçeneğini koymuşlar çünkü araştırma alanlarından. Mesela burada hangisi acaba ilgimi çeker diye bakabilirsiniz. Belki mesela işte bilgisayarla görü, computer vision. Ondan sonra burada mesela çalışan öğretmenleri görürsünüz. Buradaki dersleri görürsünüz. Belki burada mesela mesela işte pattern recognition dersi varmış. Bu kodu alıp buradan Bilkent yazıp bu kodu aratırsanız mesela o dersin sayfası çıkacaktır muhtemelen. İçeriği neymiş diye bakabilirsiniz. Mesela burada hatta belki sizi yönlendirecek makaleler olabilir. Mesela buraya bir referans vermiş falan mesela hangisine basalım? Birine basalım. Buradan giremedik. Burada değilmiş. O yerinde değilmiş. Belki de okuldan mı girmek gerekiyor? Ayrı bir link olabilir. Yani buradan mesela
belki de size bir tez konusu için yol açılabilir. Şu an Xbox'ta update yapıyor da o yüzden internet birazcık ıkınıyor. Onun dışında şimdi hani doktora için tavsiyeler bunlar. Genelde mesela eğer bir asistanlıkta böyle 1-2 yıl aynı asistanlığı yaptıysanız onun devamı geliyor. Ben mesela bayağı 6 dönem oldu mu 7 dönemdir mi? CS 281 dersin asistanlığını yapıyorum mesela. Yani onu belirleyen hem sizin danışman hocanız da tavsiyede bulunabiliyor. Aslında bir hoca mesela belli bir hoca bütün asistanlıkları belirlemekle görev almış oluyor ama daha önceden o asistanlığı yapmış kişiler için biraz daha yüksek olasılıkla aynı derse gidebiliyorsunuz veya o derste asistanlık yaptığınız hoca sizden nefret etti. O zaman o ders dışındaki bir derse gitmeniz olası. Asistanlık dediğimiz aslında onunla ilgili de şeylerden bahsetmek istiyordum ben de o belki başka bir video olabilir. Mesela bu bir makale işte bir yerde yayınlanmış belli bir tarihte burada insanlar anlatmışlar. Genelde bir makaleye baktığınız zaman bir hani şöyle özet kısmı olur abstrak. Bu özet kısmında aslında dertlerini anlatırlar ve buldukları dermandan biraz bahsederler. Burada aslında bu makalenin tam öne sürdüğü ve yeni olduğu özü bir şekilde aktarılması gerekir. Yani bazıları çok iyi aktarmış olmayabilir. Çok kısa tutmuş, çok uzun tutmuş olabilir ama genelde hani şunu okuyarak da bunun hakkında bir fikir edinmeniz beklenir. Introduction kısmında ise böyle birazcık işin hikayesini anlatır. İşte 1990'larda da şöyle olmuştu aslında. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar şu 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 alanlarda şunlar olmuş. Birazcık hani problemin neden ortaya çıktığı ile ilgili size bazı kanıtlar sunar. Ondan sonra mesela bir yöntem, bu yeni bir yöntem gösterdiği için direkt algoritmaya geçmiş. Algoritmayı anlatıyor. Bu alanla ilgili daha önceden yapılan çalışmalar ayrı bir bölüm de olabilir veya introduction, yani girdi, giriş, ne girdiz, giriş kısmında bunlar aktarılmış olabilir. Mesela burada örnekler vermiş, çünkü bu bir algoritma, implementation'ı varmış mesela. Hani bunu gerçekten yapmışlar, denemişler, sonra da muhtemelen bir yerde sonuçlarını yazmışlardır. O aşamaları mesela daha detaylı bir şekilde anlatacağım. İşte her adımı mesela bir başlık olmuş burada. Kullandıkları formüller vesaire yer almış. Ondan sonra aşağıya doğru indiğimiz noktalarda bir yerde verilerle ilgili bir şeyler belki de hepsinin burada altında mı yazmış. Mesela hani şu mesela böyle bir hani bunu kullandık böyle bir farka yol açtık. Şu yönteme göre ne gösterildi kısım. Burada da mesela o tarz şeyler var. Hani ne kadar ayrışıyor veri muhtemelen onu gösteriyor. Ondan sonra da bir hani özet olarak bunları yaptık yaptık ama hani şöyle böyle oldu ileride bunlar olabilir dedikleri kısımlar. Hani temel olarak bir makalenin anatomisi. Sonunda da referanslar. Bir dolu referans. Mesela bu referanslar yani sizin makaleniz bu referanslar arasında yer alıyorsa o zaman bir atıfta bulunmuş oluyor size. Sizin için bir artı olmuş oluyor. Makaleleri birden fazla kişiler yazmış oluyor genelde. Ve hani bu yazarlarda hani 1, 2, 3, 4, 5 falan diye sıralanıyor. Genelde hani birinci elden makaleyle uğraşan ilk yazar oluyor. Veya hani bunlar eş ağırlıklı yazarlar falan gibi bir şeyler yazıyor olabilir ama genelde hani odak noktası mesela hani bu bir doktor öğrencisinin, master öğrencisinin yaptığı bir makale ise ilk yazar o öğrenci oluyor. Ondan sonra mesela belki eşlik eden başka bir hani daha üst seviye bir öğrenci veya işte başka dışarıdan ek kişiler olabilir. Danışman hocası yer alıyor vesaire. Hani bu şekilde hiyerarşik bir şekilde sıralanmış oluyorlar. Yani buradan bir ilgi alanı belirleyip birkaç makaleye göz atıp o düşündüğünüz hocayı seçip mesela hani yani bu hocaları herhalde çoğunu bir şekilde internette ararsanız hakkında bilgi bulursunuz. Kah Ekşi Sözlük'te, kah Uludağ Sözlük'te vesaire. Ondan sonra eğer aklınıza yatıyorsa da belki bu kişiye
Buradaki bütün hocaların mail adresleri olması lazım. Mail gönderirseniz muhtemelen size bir şekilde geri dönüş yapacaklardır. Yani, aa ben de bak şöyle öğrenci arıyordum falan diyebilirler ama burada biraz da sizin de bir şey yapabildiğinizi göstermeniz lazım. Hani çünkü iş yapacak kişi arıyorlar, böyle yük olacak kişi değil. Hani yük olmayacağınızı, iş yapacağınızı, yapabileceğinizi göstermeniz lazım. Tabii buradaki iş dediğimizde şuradaki işler. Hani hocalar genelde sizin asistanlığınızı hani çok da iyi olması umurlarında olmaz. Hani çok iyi bir asistanlık yapıyor. Ne yapalım olur birazcık. Tabii asistanlık için gerekenleri yapmanız gerekiyor. Yapmadığınız zaman zararı olur ama yaptığınız zaman ne kadar iyi yaptığınızın şey açısından, okulu bitirmek veya okulu tamamlamak, doktorayı tamamlamak vesaire açısından çok da bir faydası olmaz. Orada bir şekilde denge tutturabilmek gerekiyor. Onun dışında derslerinizden yüksek almanız iyidir ama ille de çok aşırı yüksek almanız şart değildir. Hocasına göre değişir yine bu. Bazı hocalar biraz daha bu konuda toleranslanır mesela. Bazı hocalar da şöyle diyebilir. Aa sen derslerini aldın ama hani çok da düşük almışsın. Sen nasıl tez yazacağız gibi de diyebilir. Hani tamamen farklı konular olmasına rağmen. Gerçi aslında master doktora derslerinde biraz daha proje ağırlıklı oldukları için hani tezden çok da farklı değiller ama bazen biraz farklı yüksek lisans dersleri olabiliyor. Onları bir kıstas olarak ele alıp ya senle de tez yazılmaz bile diyebilirler. Yani hani burada siz ve hoca arasındaki bağlantı biraz önemli. Çünkü şöyle bir şey var mesela hani doktoraya başladık veya master'a başladık, dersleri aldık. Hocayla tez yazacağız. Şuradaki link kırılırsa o zaman başka bir hoca bulmanız gerekebilir. Dolaşarak falan. Ama bu başka hocayı bulduğunuz zaman da bir bakarsınız ki bu hocanın ilgi alanı bambaşka. Yani o açıdan dikkatli olmakta fayda var. Hani başka bir hocayla ilgi alanı olmayan bir konudan tez yazmak zor olacaktır. O yüzden hani bizim okuldaki en azından master doktora programlarında buradaki linki, buradaki bağlantıyı iyi korumakta fayda var. QAL dedik hani o önemli bir sınav doktora için. Temel olarak o bölümle ilgili konularda hakim olmayı gerektiriyor. Onunla ilgili de ayrı bir bölüm belki ileride görürüz. Ama size asistanlıkla ilgili olan şeylerde neler gerekiyor mesela? Dersine göre değişebilmekle beraber soru hazırlamanız istenebilir. Quiz için, ödev için. Ödev okumanız istenebilir. Ödev okurken tabii böyle adil olmanız gerekiyor. Hani böyle ödevleri verdik, sadece notları verdim olmuyor. Çünkü dönem sonunda da bir değerlendirme, ABET adında bir akredite bir şeyleri falan var. Onun için her ödevden, her projeden iyi, orta, kötü örnekler toplayıp bir araya getirmeniz gerekiyor. Mesela bu da birazcık asistanın görev alanına girmiş oluyor. Aslında hani sınırlar çok net çizilmemiş olmakla beraber bunların hepsi veya bir kısmı asistanlık görevleri altında. Lablarda bir şey anlatmanız, bir şey denetlemeniz, kontrol etmeniz, not vermeniz gerekebilir yüksek olasılıkla. Proje değerlendirmesi, işte proje demoları, öğrencilerin gelip de anlattığı aşamalarda şeyler yapmanız gerekebilir. Şu an uzaktan olan dönemde mesela Zoom üzerinden bu tarz şeyler yapılıyor. İşte labda hem ders anlatıyoruz. Hatta bakın burada aslında benim asistanlığı yaptığım dersle ilgili olan sitede, hatta bu yaz dönem için yayınlandıydı. Lablar mesela, hani labda ne oluyor derseniz labların kayıtları da var burada. İngilizce olarak iğrenç İngilizcemle anlattığım şeyleri bakabilirsiniz burada. Bunlar normal YouTube'da da YouTube'a hani şey değil. Herkese açık şekilde yüklenmemiş şeyler. Liste dışı olan şeyler daha doğrusu. Mesela hani burada lablar o kısımda. Burada baktığınız zaman mesela işte midterm final hocanın değerlendirdiği bir kısımken mesela projeyi biz değerlendirmiş oluyoruz asistanlar olarak. Ödevleri okuyoruz. Quizleri bazen hocalar bazen biz okuyabiliyoruz gibi şeklinde bir dağılım söz konusu. O yüzden de hani siz de yani öğrencinin aldığı not konusunda birazcık söz sahibi olmuş gibi oluyorsunuz. O yüzden doğru yaptığınızı birazcık gösterebilmeniz lazım. Yani o açıdan da gidip de hani şey olmadı mesela herhangi bir hoca yani çok saçma notlar olmadığı sürece sen çıkar bakayım nasıl notlandırdın falan demez muhtemelen ama şey önemli mesela dönem sonunda
bunların nasıl notlandırıldığına dair belgeli bir şekilde bulunması önemli. O yüzden yani hani şey değil, yani asistanlık görevi verdik, kafadan rastgele notlar verir, halledersiniz şeklinde değil. Yani asistanlığın da belli bir yükü olmuş oluyor. Onun dışında da makale ve tez yazma sürecinde de şu şekilde siz hani yazıyorsunuz, hocanız aralıklarla kontrol edebilir, beraber üzerinden geçtiğiniz zamanlar olabilir. Ama tabii makaleyi yazmak için önce bir şeyi üretmek gerekiyor. Yani başladım makaleyi yazdım ama ortada proje yok gibi bir şey saçma olur. Hani bu bir yeni yöntemse denemiş olmanız lazım. Yeni sistemse yapıp bitirip belki kullanıcı çalışmalarına geçmiş olmanız lazım ki bunu yazabilirsiniz. Ama bunun üzerinde çalışırken bir yandan yazılı olarak bunu kaydetmek önemli. Çünkü hani tezi yazmanızı kolaylaştıracaktır. Hani şu noktada şöyle böyle yaptık. Bunların hepsi makalede yer almaz ama tez biraz daha büyük olduğu için belki deneyip çöpe attığınız yöntemleri de bahsedebileceğiniz bir şey. Hani o yüzden şöyle biraz daha kalın olduğu için zaten buna bu tarz şeyleri eklemeniz genelde öneriliyor. Yani hani sonuçta ama bir başarının olması lazım. Yani bütün bu yöntemleri denedik. Bunların hiçbiri başarısızdı. Bir tez olamıyor. Ama hani bunlardan arasından bir tanesi şu var olan belli şeylere göre bir miktar iyi çalışsa tamam diyebilirsiniz. Hani tez biraz daha okulun ve hocanın karar verdiği bir konu ama bu yazdığınız makale bu sefer biraz daha akademik camiada sınava tabi tutulmuş olduğu için biraz daha önemli bir parça oluyor. O yüzden aslında hani doktorada işte belli bir makale yayın yapmış olmalarını bekliyorlar öğrencilerin. Tabi burada da tabi şey var. Çok tabi dedim elbette. Mesela hani farklı farklı kişiler var elbette. Mesela yayını olsun diye ite kaka olan şeyler de olabiliyor. Yani hani orada da yine bir ne desek. Hani yayını var diye gerçekten o yapmış diyemediğiniz kişiler oluyor. Sözümüz meclisten dışarı. Yani hani hocası almış adamı bir yayına koymuş, o adamın yayını olmuş gibi kişiler de olabilir. O yüzden bir denge politikası mı gerekiyor nedir? Hani birazcık karmaşık bir şey. Hem dersleriniz iyi olacak hem birazcık politik olmanızı gerekiyor lisans üstü şeyler için. Bunlar hepsi bir yandan çalışmadığınızı varsayan şeyler. Hani o ödenekler falan da çalışmadığınızı varsayan ödeneklerdi. Onun dışında eğer bir yandan işte çalışıyorsanız, öyle yapanlar da oluyor. O zaman o ödeneklerin çoğu kayboluyor. Hani okula ücret ödemiyorsunuz belki ama okul size de başka bir şey ödemiyor. Sen olsa diyor ki çalışıyorsun kardeşim. Sen tamam ders yükün belki hani bir dönemde çalışmayandan 3 ders alsın bekliyorlarsa sen bir dönemde bir ders al falan diyor. Ama onun dışında kendi başınasın diyebiliyor çalışan kişiler için. Genelde hocalar da bir yandan çalışan kişiler çok fazla makalelere, tezlere odaklanamadığı için o tarz kişileri çok tercih etmeyebiliyorlar. Yani o tarz en fazla 1-2 öğrenci alabiliyorlar. O tarz öğrenciler de genelde biraz daha uzun zamanda bitiriyorlar. İşte bir işe başlamış, ondan sonra hoca olmuş. Hala burada doktorasına devam ediyor ama başka bir üniversitede hocalık yaparken mesela burada doktorasına devam eden kişiler olabiliyor. O zaman da hani bir yoğunluk sahibi oluyorlar ama yoğunlukları bu lisansüstü programı bitirmeye odaklı olmadığı için biraz daha işler yavaşlamış olabiliyor. Dedikten sonra bu videoyu isterseniz burada sonlandıralım. Bu konularla ilgili sormak istedikleriniz varsa belki yorumlara yazabilirsiniz. Belki ben, belki başka kimseler onları cevaplayabilirler. Görüşmek üzere.